Merhabalar, bugün yine gezi programımız dahilinde Eyüp Sultan Hazretleri'ne geldik. Kadir gününe niyetlenerek geldik. Gerçi Kadir gününe birkaç gün daha var Cuma gününe kadar ama malum hasta bakınca öyle istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz. Biz de annemi organize ederek bugün gelebildik. Bayramdan önce biz burada şimdi kendi dileklerimizi ve dualarımızı gerçekleştireceğiz. Bizi seyreden, izleyen herkesin de ne niyet ediyorsa dualarının gerçek olması için benim kanalım vasıtasıyla ricada bulunacağım. Siz niyetlerinizi hazırlayın. Evet, senin bayram mesajın, Kadir günü mesajın var mı Necati teyze? Çok şükür Allah'a. Allah buraya gelmeyi nasip etti bu Eyüp Sultan Hazretleri'ne. Kadir gecesi mübarek ay günlerden bir gün. İnşallah o günün niyetine bugün niyetleyeceğiz, niyet edeceğiz. Eyüp Sultan Hazretleri'nde en güzel bir şekilde senemizin en iyi şekilde geçmesi için evlatlarımız kazadan beladan Zülali'de evlatlarımızı da kazadan beladan koruması için Allah nasip ederse bizlere huzur versin diye bütün teşekkürler. Şimdi de Necmiye teyzemizden Kadir günü mesajını alalım. Evet, hayırlı kadirler inşallah. O güne kavuşalım. Hacı teyzemiz. O güne kavuşalım. Dualarımızla hepimize hayırlar versin. Hayırlı yaşamlar, hayırlı ömürler. Cümlemize hayırlı sağlıklar. İnşallah. Bu arada harika tesbihler çıkmış. Ya, çok güzeller tesbihler. Değişmiş. Çok güzel tesbihler var burada. Şöyle gelemeyenlere de göstermiş olalım. Bir faydamız olmuş olsun. Gelmek isteyip gelemeyenler eğitim sona girmek üzere hazırlanıyoruz. Çok güzel Kur'anlar var burada. Özellikle büyük büyük yazılı olanlar. Gözleri görmeyen yaşlılar için. Bu sefer geldiğimizde tesbihlerin çok ağırlıklı olduğunu gözlemliyorum. Önce camiye girelim, cuma namazımızı kılalım. Ondan sonra belki alışveriş yaparız. Evet. Tülay basma buraya, renkli yavrum. Evet. Evet. Baston olunca yardım edelim mi? Yok. Keşke annemin tekerlekli sandalyesini sana alsaydık. O aklımıza gelmedi. Ay ne kadar güzel tesbihlere bakın kızlar. Cici kızlar tesbihlere bakın. Böyle de var isterseniz. Çok güzelmiş. Bunlar ne kadar? O elinizdeki 7,5 lira. Ay çok tatlı. Dönüşü alalım bunlar. Evet, çok girelim değişik. Camiye duamızı yapalım. İnsanı çok motive ediyor. Yani hiçbirimizde yok. Dönüşe size geliyoruz inşallah. Tabii, sağ olun. Bir de şu büyük yazılı Yasinler güzel oluyor. Evet. Küçüklerden artık okuyamıyoruz. Hani evet, nerede? Saat, şu büyük saat. Ay evet, tam bizim sevdiğimizden Necmiye teyze. Şu değil mi? Evet. Tam evet. Senlik ve benlik. Pardon, bu saat ne kadar acaba şu? 290 liradır. Nakit alımlarda 240 lira yapıyoruz. Onun taşlarının özelliği var mı? Normal. Çok değil. Yüzük taşı var ya onlardan. Çok güzelmiş. Bunun mesela isterseniz sarısı da var içeride. Ha evet. Dönüşe gelelim şimdi. Camiyi kaçırmayalım da namazı. Başka çeşitlerimiz de var, o zaman gösteririz. Tamam, geliriz inşallah. Teşekkürler. Çok güzel saatler var. Burası ne? Acaba burada kimler yatıyor? Farkınız mısın? Yazmıyor hiç. Como
boşlukları açalım, kısmetlerimiz açılsın. Biz cadde üstünde bir otoparka senden park ettik. Evet. Bir kere geldik. Ama otopark çok kolay park ettik. Evet. Çok kolay geldik. Evet. Bu kadar kolay olacağını bilseydim annemi mutlaka getirirdim. Hatta tekerlekli sandalye için burada rampa da varmış. Çok pişmanım. Bak rampa da varmış burada. Bir dahaki kolay gelirmişiz. İnşallah. İnşallah gene geliriz. Ama işte tuvalet sıkıntısı var. Yani ay kuşlara bak ne güzel. Çok güzel kuşlar, harika. Nefes. Bakar mısın? Çok tatlılar. Çok güzeller. Tutuldun mu? Oturtalım. Bak şurada bank var. Bank var bir orada. Ay çok tatlı kuşlar. Çok şekerler. Evet, havuzumuz ama çalışmıyor. Aa, yemci açılmış. Yem atılıyor ya şeylere, hayvanlara. Yemci açılmış. Burada daha önce yemci yoktu. Evet. Sadece çiçekler. Sardunyalar. Evet, camiye girmek üzereyiz. Yaklaşıyoruz. Nur Hanım'ın babasının bu camide kılınmamış mıydı? Şeyi? Evet, burada kılınmıştı. Allah rahmet eylesin. Nuray Hanım'ın babasına da Allah rahmet eylesin. Buraya gelmiştik. Ona da burada dualarımızı okuyacağız inşallah. Giriyoruz. B kapısındayız. Günah onu rahatsız etmez. O yapmış olduğu bir yanlıştan dolayı asla pişmanlık duygusunu yaşamaz. Ama mümin öyle değildir. Mümin, Allah muhafaza eylesin her birimizi, bir yanlışa düştüğünde, beşer olması hasebiyle bir hataya düçar olduğunda o onun vicdanını rahatsız eder. Pişmanlık duygusunu yaşattırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabeyim. Ey Allah'ın Resulü, وَمَا هُوَلْتِدِ Günah nedir sorusunu sorar. Günah nedir? Allah Resulü'nün günahlarını. El-İthmü mırahâke fî sadrik ve ge'ite eyyâsâli'â aleyhînâs. Günah, ama biz türbeye kişinin vicdanını rahatsız eden, burada başkalarının da bilmesini istemediğin şey. Yoruldun mu? Günah, oturalım bir yerde, gel. Ben oturayım, siz dolaşın. Hay, biz içeri camiye gireceğiz. Bir şekilde oturmam lazım. Tamam, gel. Toparlayınca uçuyorum. Tamam, nerede oturabilirsin? Bakalım. Şurada bak, şurada oturabilirsin bak. Şurada, şurada oturabilir misin bak? Şurada taş var. Bize düşen vazife, bize düşen sorumluluk, can boğaza gelmedikçe tevbe kapısının açık olduğunu bilmek ve şu fırsat döneminde Kadir gecesine kavuşmayı umduğumuz şu kutlu zaman diliminde samimi bir şekilde Cenab-ı Hak'tan bağışlanmak. Yavrum biraz öteye gidebilir misin? Rabbim dualarımızı, istiğfarımızı kabul ve kabul eylesin. Tevbemizde, istiğfarımızda samimi olabilmemize nasip etsin. Biraz bekle, biz şöyle günah, dolaşalım, seni gelip alalım. Yanlış, seni gelip alırız biz, bekle sen. Gördüğünüz gibi yaşlılık böyle bir şey. Hemen tıkanabiliyorsunuz. Özellikle gençlere hitap etmek istiyorum. Bu durumları çok yoğun yaşayacaksınız. Şu an tam anlayamıyor olabilirsiniz ama kendinize lütfen iyi bakınız. İstanbul'un Manevi Fatihi Akşemseddin Mehmet ile alakalı burada güzel bir yazı var. Aynı şekilde rızkımıza, kazancımıza, gelirimize bir haram karşılığında şuradan geliyor galiba. Buradan çıkılıyor. Önce geldi. Ondan kurtulmak adına bir rahatsızlık, bir huzursuzluk. Evet, şu anda Eyüp Sultan Camii'nin içerisinde bulunan ağaca geldik, ulaştık. Bugün bile çok kalabalık. Cuma günü burayı düşünemiyorum.
kısmetlerimizin açılması için beni seyreden herkesin dileklerinin ve cümlemizin tabii kabul olması için şu an size adınıza da burada dua okumaya başladım. Ey iman edenler, tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Allah'a samimi bir şekilde tövbe edin. Samimi bir kalp ile Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyin. Samimi tövbenin birinci vasfı, birinci özelliği, pişmanlık duygusunun bize yaratmasıdır. Göz yaşı dökebilmemiz, günahımızdan dolayı ağlayabilmemiz, İkinci özelliğim de